Koronavirüs dedik ya, gündemle devam. Robert Koch Enstitüsü salgının hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya'da buluşma katsayısının birin üstüne çıkmasının salgın hızına tek belirleyici olmadığı belirtildi efendim. Almanya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 933 artarak 170.508'e çıktı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içerisinde 116 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonunda ülkede virüsün bulaşma katsayısında artış olduğu ve birin üzerine çıktığı açıklanmıştı. Salgının hız kesmesi için bu değerin birin altında seyretmesi gerekiyor. Pazar günü açıklanan veriye göre katsayı yeniden 1.13'e ulaşmıştı. Almanya'da salgına yönelik verileri açıklayan Robert Koch Enstitüsü'nün başkan yardımcısı salgının hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan yardımcısı, salgının hızının tespit edilmesinde bulaşma katsayısının tek başına belirleyici olmadığını belirtti. Ayrıca yeni enfeksiyon sayısının bir gün önceki sayılarla karşılaştırılmasının, pozitif test sayısının ve sağlık birimlerinin kapasitesinin de önemli etkenler olduğunu vurguladı. Bulaşma katsayısı, yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Bir katsayısı kritik değer olarak değerlendiriliyor ve birin altında seyretmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Italy and Austria, leading scientists. Efendim, Sayın Başbakan Merkel eğer bu gevşetilmelerden dolayı tekrar salgın artarsa yeni önlemler almak zorunda kalabiliriz demişti. 0.7'den 1.13'e yükselmiş salgındaki artış. O yüzden de biraz dikkatli olmak lazım.